Sonrasında da bunlar yemeğin içinde olacağı için bunları sterilize ediyoruz. Çünkü bunlar halden geliyor. Kim bilir ne haldeydi onlar orada. Yeter ya, yeter şu şakalar ya, yeter ya. Bugün 2 Kasım 2016 Çarşamba. Bugün size 2 tane olaydan bahsedeceğim. Birincisi, 5 Kasım Cumartesi günü bir tane YouTube etkinliği var ve ona katılıyorum. Çok mutluyum böyle bir şey olduğu için. İlk defa YouTube'a ait bir etkinliğe katılacağım. YouTube'un parçası olmayı gerçekten istiyorum. Çünkü burası bir topluluk ve bu topluluğun içinde bir yer edinmek veya bu yer edinme fikri benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden bir yerde bir topluluğun içinde yer almak istiyorsanız onun yaptığı bazı etkinliklerde yer almak ve o ortamı paylaşmak insanlarla beraber önemli olabilir. Gideceğim ve bakacağım. Açıkçası çok merak ediyorum neler oluyor orada, neler konuşuluyor, insanlar ne yapıyorlar birlikte. Bunları merak ediyorum. Ve gideceğim için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Öncelikle bu heyecanımı paylaşmak istedim. Ondan sonraki gün 6 Kasım Pazar gününde galiba böyle bir merhaba merhaba yapma gibi bir etkinlik olacak. Bakalım neler olacak. Ne kadar çekebileceğim onu da bilmiyorum. İlk defa böyle bir şeye gideceğim için. Ama gidince hep beraber göreceğiz. Ve bu ilk konuydu. Bu ilk konu burada bitti. Büyük ihtimalle Pazartesi günü bu konu hakkındaki tecrübelerimi paylaşacağım. Hafta sonu vlogunda bunun nasıl bir şey olduğunu göreceğim. Diğer konuya geçmeden önce dışarıda hava gerçekten güzel ve bu güzel havanın kaçmasını istemiyorum. O yüzden gidelim mi? Görünümlü soğukmuş ya. Hale bak dalgalara. Yok, durulacak gibi değil gerçekten. Yani mantıklı bir hava yok dışarıda. Gerçekten soğuk ve soğuk esiyor. O yüzden en iyisi eve gitmek. Anlatacaklarıma devam edebilirim böylece. Eve dönmeden bir şey söyleyeceğim. Girişte çektim. Biliyorum, farkındayım ama şuna bir bakar mısınız ya? Kıpkırmızı oldu. Muhteşem değil mi? Çok iyi ya. Soğuktu. Burnum akıyor ama değdi. Gerçekten soğuk ya. Gerçekten çok soğuk. Buralarım kızardı. Evet. Şimdi ikinci konu. Bu konudan bahsedeceğim. Gerçekten bahsedeceğim ama Ezgiş aradı ve canı spagetti bolognese çekiyormuş. Canım karım 40 yılda bir şey istemiş. Yapmayacak mıyım yani? Hem de spagetti bolognese yapmaya bayılırım. Sonra yaptığım spagetti bolognese'i 4 tabak yemeye de bayılırım. O zaman başlayalım. Öncelikle malzemelerimiz domates, havuç, bakın havuç her zaman bilinmez. Acı biber, acıdır bu. Çok az koyacağım domates salçası renk versin diye. Bir de çok hafif koyacağım tat versin diye acı biber salçası. Bu zaten acı biber. Acı biber salçası niye kullanıyoruz? Bunun aroması başkadır. Başka bir tat katar. Küçük şakalar. 100 gram kıyma, yani tabii ki makarna. Ve soğan. Öncelikle elimizle yapacağımız için elimizi sterilize ediyoruz. Sonrasında da bunlar yemeğin içinde olacağı için
Bunları sterilize ediyoruz. Çünkü bunlar halden geliyor. Kim bilir ne haldeydi onlar orada. Yeter ya. Yeter şu şakalar ya. Yeter ya. Öncelikle sen şuraya gel bakalım. Evet, geçtin. Şimdi. Ha, bu arada çok önemli bir şey unuttum. Her yemekte mutlaka olması gereken bir şey. Sarımsak. Aynı zamanda as known as, İngilizce aka, ilaç. Böyledir, ilaçtır bu. Biraz da sarımsak. Öncelikle domateslerin suyunu çıkaracağız. Böyle değil ama. Normal, medeni bir şekilde. Rendeyle. Şimdi domatesimizi rendeledik bu şekilde. O yüzden bunu şimdilik kenara alıyorum. Sıra geldi soğana. Küp küp kesiyoruz. Yani yemeklik de derler. O şekil kesiyoruz. Küp küp. Şimdi soğanları bir kenarda ayırdık. Şimdi sıra sarımsaklarda. Önce soğan, sarımsak ve kıymayı bir yerde beraber kavuruyoruz. Bu arada boş durmayıp havucu da soyabiliriz. Bu arada biberi de doğrayabiliriz. Vaktimiz var. Evet, sarımsakların vakti gelmiş. Hemen böyle anında sarımsağın kokusu çıkıyor anında. O kadar güzel ki. Şimdi kıymayı içine almadan önce şunun rendesini de yapalım. Ezgi şarıyor. Şimdi en güzel kısma başlıyoruz. Domates. Bu arada kıymaya tuz koymadım ama karabiber koyacağım. Tuzu, çünkü etin kendi tuzu da vardır. Onu biraz kendine bırakacağım. Asıl tuzu domatese koyacağım. Şimdi biraz karabiber koyalım. Hemen akabinde salçaları da ekliyoruz. Biraz renk versin diye. Kıymayı kenara alacağız şimdi birazcık. Onun sırası tekrar gelecek. Çünkü burada makarnaya başlayacağız. Daha sonra işte kıymayı, biberi falan filan, her şeyi, havucu onların içine koyacağız. Domatesin içinde onlar iyice pişecekler. En son makarnayı tavanın içine alacağız süzmeden. Çünkü İtalyanlar makarnayı süzmezler. Yani şöyle yapacağız. Yalnız iyi yedik ha. Vallahi iyi yedik. İstediğim kadar o böyle kırmızı kırmızı domates sosu olmadı. Ama yine de idare eder. Evet, şimdi nihayet bahsetmek istediğim konudan bahsedeceğim size. Dünyada Movember diye bir hareket var. Movember, yani Mo ve November isimlerinin bir araya gelmiş hali. Mo nedir peki? Mustaj var ya. Mustache. Bıyık yani. Bildiğin bıyığın İngilizcesi. İngiliz Avustralya kökenli insanların. İngiliz Avustralya, enteresan. Yani bir İngiliz Avustralya'ya gidiyor. Bir kadından çok hoşlanıyor. Öpüşüyorlar ve İngiliz Avustralya gibi bir insanlar topluluğu doğuyor. Onlar mustache'ı kısaltınca Mo yapmışlar. Yani bıyıklı Kasım gibi bir şeye denk geliyor aslında Türkçe çevirisi. Bunun olayı da şu. Dünyada haddinden fazla erkek prostat kanseri yüzünden erken yaşta hayatını kaybediyor. Ve bu prostat kanseri olayı benim de hayatıma dokunduğu için bir şekilde, benim aracılığımla değil ama biliyorsunuz, bunun gerçekten kötü bir şey olabileceğini biliyorum. Genelde insanları prostat kanserine karşı tutumları şudur. Ha evet, o herkeste var zaten, yani önemli bir şey değil. Ama bunun haddinden fazla önemli olabileceğini ben hayatımda yaşadım ve gördüm. Damara girmeyeceğim şu anda, öyle bir amacım yok. Sadece bu
olayın, hareketin amacını söylüyorum. Ve bu Movember'da prostat kanserine karşı insanları bilinçlendirmek ve bu prostat kanserine dikkat çekmek için yapılan bir hareket. Aslında Movember Foundation diye bir yer var. Bu konuyla ilgili insanları bilgilendirmek ve bu konu üstünde çalışmalar yapan bir kuruluş. STK da diyebiliriz. Yani sivil toplum kuruluşu da diyebiliriz bunun için. İnsanlardan bağış topluyorlar ve bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Aşağı linklerini koyacağım ve ben de bunun için bağışımı yapacağım. Çünkü benim hayatıma dokundu. Başkalarının hayatına dokunmaması için elimden bir şey gelebiliyorsa elimden geleni yapacağım. Ayrıca bunun bir de şöyle eğlenceli bir tarafı var. Movember, yani Mov ve November, Kasım. Neden Kasım olduğuna şu anda geleceğim. Kasım'ın başlangıcında 1 Kasım'da, yani aslında dün yapmam gerekiyordu bunu. Kesiyorsun sakallarını ve bütün Kasım boyunca bıyığını hiç kesmiyorsun. Enteresan. Böyle bir şey var. Ve buna dikkat çekmek istediğim için bunun bir parçası olacağım. Nasıl? Şimdi Kasım ayı boyunca elimden geldiğince sakalı uzatmaya çalışacağım. Bu Movember'ın bir oyunu. Bunu daha eğlenceli hale getirerek dikkat çekmeye çalışmışlar. Bence de güzel bir şey, iyi bir fikir. Eğer bu konuda siz de bir şeyler yapmak isterseniz siz de yapın. Eğer özellikle aile geçmişinizde kanser varsa mutlaka erken yaşlarda bunun kontrolünü yapın. Yaptırın. Çok önemli bir şey. Gerçekten çok önemli bir şey. Yani 30-35'ten sonra bunun kontrollerini yapmakta kesinlikle yarar var. Hayatınıza, yaşayış tarzınıza, yediklerinize, içtiklerinize çok dikkat edin. Bu işin gerçekten şakası yok. Bu işi küçümsemeyin. Bana olmaz demeyin. Herkese olabilir, her an olabilir. O yüzden kontrollerinizi yaptırın. Kendinize iyi bakın. Yüzünüz gülsün. En önemlisi de yüzünüz gülsün ve gece uyuyun. Yani yapacak bir durumunuz varsa, buna ayıracak 3-5 liranız varsa oraya bağış da yapabilirsiniz. Hayırlı bir yere gidiyor sonuç olarak. Eğer yapamıyorsanız da ya da yapmak istemiyorsanız da bu hareketi de yapabilirsiniz. Yani Kasım ayı boyunca sakallara dokunmamaca. Tabii okulda öğretmenler kızmıyorsa. Oğlum bu ne sakal? Hocam Movember. Çok saçma. Evet böyle. Bugünün bölümü de böylece bitiyor. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Şimdi dağılabiliriz. Merhaba. Merhaba. Bye bye. Bye bye.